Merhaba arkadaşlar, bir tane duş temizleyici paylaşmıştım. Bu kaskı onunla temizlemiştim. Şimdi bir iç temizleyicisi var Motul'un. Bu tamamen içine sıkılarak, kuruması beklenerek temizlemeye yarıyor. Uygulaması çok basit. M2 diye geçiyor bu ürünün adı. Hemen içine sıkarak müdahale ediyoruz. İçi gayet pis gördüğünüz gibi. Hafif çalkalayalım. Ben çabuk kuruması açısından şu kısımların hem kokusunu alması için hem de şu iç kısımların şuralarındaki temizliği sağlaması için şu bantlara da sıkıyorum. Ve kaskın şu kısmına da sıkıyorum. Yani tüm pet kısımlarındaki detayları bu spreyle ıslatıyorum. Islattıktan sonra tabii bunu kurumaya bırakıyoruz. Ne kadar zamanda kuruyacağını bilmiyorum ama hani kuruduğu zaman tamamen ne kadar temiz olacağını, içindeki hem bakterileri temizliyor, aynı zamanda hani lekeleri ve kirleri temizliyor diye bahsedildi. Ben de öyle biliyorum zaten. Bu M2'yi denemiş olacağız. Biraz sonra tekrar görüşürüz. 40 dakika geçtikten sonra içindeki sprey ancak kuruyor. Hani onu bilin, 40 dakikada kuruyor. İçinde güzel, hoş bir koku oluyor. Bayağı da güzel bir koku oluyor. Hani içindeki petleri yaklaşık, hani bunun bayağı kirliydi, bayağı kötü kullanılmış bir kastı. Bu kadar beyazlatabiliyor. Yani şu Motul M2'yi alırsanız ortalama bir temizliğe ulaşacaktır. Hani bu kadar pis bakılmasına rağmen hani yine en azından biraz beyazlaştırması iyi. Hani şu kısımları da hala sanki hafif bir nem var. Bu da birkaç tane uyarım var. Bunu özellikle ateşe yaklaştırmayın diye bir şey yazmışlar üstüne. Alerji yapabilecek şeylerden uzak durun diye de uyarı yapmışlar. Özellikle çocukların solumamasını söylemişler. Bu tarz uyarılar yapmışlar. Aklınızda olsun. Hani ne kadar temizliyor derseniz ortalama bir temizlik yapıyor. Bu kadar tabii kirli bir kasta. Ancak bu kadar temizliyor. Ve içindeki petlerin hoş kokmasını sağlıyor. Özellikle hani terden biliyorsunuz çok fazla eğer yapışkanlık hissi ya da işte çok kir hissi varsa onları ortalama yarı yarıya çıkartıyor. Yani aşırı kirlenmiş bir kasta. Bunları bilerek alın. Bunu da en azından test etmiş olduk. Ortalama ne kadar bir neye yaradığını, iç temizliğe yarayıp yaramadığını tamamen öğrenmiş olduk. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Hani bu kadar kirlenmesini önlemek için özellikle maske takın. Çünkü maske bunun içinin en azından bu kadar pislenmesini engelleyecektir. Yine de fena sonuç vermedi. Biraz beyazlattı diyebilirim şuralarına, özellikle şu kısımlarına. Çünkü ilk hali daha kötüydü. Umarım hani bu videodan anlaşılıyordur. İç tarafı da yaklaşık 40 dakikada falan kuruyor. Normal kurumaya bırakın. Hatta işte siz bir akşam öncesinden yapıp bunu kurumaya bıraksanız sabahleyin kuru şekilde ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi eğer cildinize hassas gelebileceğini düşünüyorsanız, alerjen bir cilde sahipseniz, yüzünüze değdirecekseniz bunu, maske takmayıp da yüzünüze değdirecekseniz bunu bir gün önceden kullanın ve tamamen kuruduktan ve kurumasından emin olduktan sonra giyin. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler.